Şimdi bugün tabii zaman zaman çok sık olmasa da kamuyu bilgilendirme adına Giresunlumuzu, vatandaşımızı bilgilendirme adına sizlerle fırsat bulduğumuz zamanlarda bir araya geliyoruz. Zira Giresun Belediye Başkanı olarak, Belediye Meclisi ve Giresun Belediye Yönetimi olarak yapmış olduğumuz işlerimizi sizlerle dolayısıyla vatandaşlarımızla paylaşıp aynı zamanda seçmenlerimize, Giresunlumuza, halkımıza hesap vermeyi de yapmış olduğumuz işin gereği bir borç olarak biliyoruz. Bu anlamda bugün biraz şöyle detaylı olarak kabul eder misiniz bilmiyorum ama şöyle bir planlama yaptım basın toplantısı içerisinde. Öncelikle tabii belediye başkanı olmadan önce seçim vaatlerimiz var biliyorsunuz. Bunu şöyle küçük kitapçıklarla biz özetlemiştik. Vatandaşımıza bunu dağıttık. Göreve gelirken dedik ki şu elimizde görmüş olduğunuz kitapçıktaki işler bizim yapmayı taahhüt ettiğimiz işler. Bununla alakalı bu işlerin niteliği, mali boyutları, işin genel anlamda uygulanan bürokratik sürecini dikkate aldığımız zaman bu işler normalde çok kısa süre içerisinde yapılabilecek işler değil. Ne zamana bitirir? Biz Giresun'la da uyumlu olsun diye 2028 gibi bir hedef koyduk. Ama bu hedefi koyarsak bu belediye başkanıyız. Aday oluruz olmayız. Vatandaşımız bizi seçer seçmez ikinci dönemle alakalı bir şey diyemiyoruz. O süreç kendi içerisinde meclisinde yürüyecek bir süreçtir ama her halükarda bu şehrin ihtiyacı olan başlıca ihtiyacı olan işleri burada kendi çapımızda özetlemiştik ve bununla vatandaşımızın huzuruna çıktık. İstedik ki vatandaşımız bizim ne yapmayı taahhüt ettiğimizi bilsin. Yarın öbür gün değerlendirirken de bizi bununla değerlendirsin. Şimdi tabii vatandaşın hepsi elini alıp da bunu başkanım bu nedir bu nedir diye sormaz ama ne yapıyoruz onu? Basın mensuplarımız sizlerin aracılığıyla teker teker vatandaşımıza sorumluluk gereği hesap vermek için çıkıyoruz. Şimdi bu öncelikle bu basın toplantısında bu elimizdeki kitapçığımızı yani göreve gelirken vatandaşımıza sunmuş olduğumuz kitapçığı üzerinden şöyle bir başlayacağız. Sonra bunun haricinde 3,5 yıllık süre içerisinde neler yapmışız, ayrıca neler yapmışız. Onları teker teker çok detaya giremeyeceğim. Çünkü şöyle söyleyeyim, tabii gelecek soruların haricinde de elimizde tamamlanan projelerimiz, devam eden projelerimiz, üst yapı, alt yapı, sosyal ve kültürel belediyecilik, park bahçeler gibi ritüel yani normal belediyenin yapması gereken standart işler, sonra planlanan projeler gibi böyle detaylı projelerimiz var. Tabii bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirme konusu. Uzun bir süreç olacağı için ben şöyle hızlı bir şekilde şimdi sizlerle değerlendirmeye başlayacağım. Değerli arkadaşlar, bu kitapçığımızın birinci sayfasında millet bahçemiz var. Tabii şöyle bir durum da var arkadaşlar. Giresun Belediyesi'nin bütçesi belli. Biz bütçeyi devraldığımız zaman yaklaşık 200 milyondu. 200 yanlış söylemiyorum. 2019'da 200 milyondu. Sonra 250, geçen yıl Ocak ayında 300'e çıkarttık bütçemizi. Mayıs ayında 500'e çıkarttık. Hedefimiz de inşallah bu Ocak ayında bütçemizi 750 milyona çıkaracağız. Tabii bu bütçelerle Giresun Belediyesi'nin yapacağı işlerin de bir sınırı var.
Herkes bütçesine göre hareket etmek zorunda. Bizler de bazı imalatlarımızı göreve gelirken de bunu hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan destekler alarak yapacağımızı zaten vaat etmiştik, taahhüt etmiştik. Hamdolsun, sağ olsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanlarımız, biraz da ismini zikredeceğim, Murat Kurum Bakanımız, Süleyman Soylu Bakanımız, efendim Ulaştırma Bakanımız Adil Bey, Tarım Orman Bakanımız, velhasıl bütün bakanlarımız, hepsine tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca yine Genel Başkan Yardımcılarımız, önceki dönem bakanlarımız, bakanımız Sayın Nurettin Canikli, milletvekillerimiz, siyasi parti il başkanlarımız, hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zira bu süreç, Ankara süreci bizim için aslında her zaman bir mücadele oluyor. Gittiğimiz zaman mücadele derken şehrimiz adına neler alabiliriz'in bir yarışı haline dönüşüyor. Onun için bu da bizim için, bu destekler de bizim için anlamlı ve değerli. Değerli arkadaşlar, Millet Bahçemiz bu kitapçığın birinci önceliğiydi. Millet Bahçemiz biliyorsunuz geçen sene bu zamanda yapımına başlanmıştı. Ama dünyadaki ekonomik sıkıntılar sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesi yayınlanmıştı. Yanlış olmasın, Nisan-Mayıs gibi. Bu Millet Bahçesi'ndeki müteahhit arkadaşımız da ondan faydalanarak fiyat farklarından dolayı tasfiye etmişti işini. Şimdi geçen hafta ayın 13'ü itibariyle TOKİ Millet Bahçesi'nin ihalesini yeniden yaptı. Teklifler var. Teklifleri değerlendirme aşamasındalar. Muhtemelen inşallah belki bir aylık bir süre içerisinde tekrar yer teslimi yapılarak Millet Bahçesi'nin yapımı devam edecek. İkincisi, değerli arkadaşlar, kitapçığımızda önemli noktalardan birisi şehrimizin en önemli sorunu trafik sorunu biliyorsunuz. Dalçık sorunumuz. Şimdi zaman zaman bu tür şeyler geliyor önümüze. Arkadaşlarımız, bunu ben tabii basın toplantılarda da söylüyorum. Hani ne oldu dalçık falan. Tabii arkadaşlarımız hep merdiven yapmakla uğraştıkları için dalçık denilen olayı bir parke döşemek gibi, merdiven yapmak gibi bir şey zannediyorlar herhalde. Maliyeti eski parayla 1 katrilyonlar üzerinde. Bir planlama yapılması gerekiyor. Devlet bütçesi açısından da ciddi bir maliyet. Zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Efendim olduydu, olmadıydı, yapılsındı, yapılmasındı. Teknik olarak geçen hafta itibariyle Sayın Genel Müdürümüz, Daire Başkanımızı ve Bölge Müdürümüzü de yönlendirdi. Tekrar teknik arkadaşlarımızla proje üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Yatırım programına biliyorsunuz geçen yıl itibariyle dahil edilmişti. İnşallah hedefimiz kısa süre içerisinde, seçim öncesinde en azından dalçıka bir kazma vurabilmek ve başlayabilmek. Ha, bu süreç bizim açımızdan da böyle tabii zorlayarak gittiğimiz bir süreç. Niye? Gerçekten de maliyetli bir iş. Devlet açısından da maliyetli ama şehrimiz açısından da elzem bir iş. İnşallah kısa süre içerisinde bununla alakalı da kazma vurulmuş olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi burada bu kitapçığımızda 4 tane otoparkımız var. Biz bu 4 otoparkımıza bir otopark daha ekledik. Nizamiye Mahallesi'nde yaklaşık 200 araçlık bir otopark daha ekledik buna. Bu otoparkımızla beraber hedefimizde 5 tane otopark var. Biz bu otoparkların 3 tanesinin projesini hazırladık. Hemen hemen hepsi bitti. Şimdi tabii bu otoparkların projeleri üzerinde niye gecikmelerde yaşıyoruz? Projeleri üzerinde revizyonlar yaptık. Nedir bu? İnşaat maliyetleri yükseldiği için bu otoparkların bir kısmının, yani müsait olanların üst kısmına konut ya da iş yeri koyduk. İmarın el verdiği ölçüde. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü buradaki imalatlar
bütçeyle alakalı sıkıntılar yaşamayalım diye yap işlet devret ya da kat karşılığı şeklinde ihale hazırlığı yaptığımız için bunu yapıyoruz. Yani şu anda biz bu 5 tane otoparkın hedefimiz 3 tanesinin kısa süre içerisinde ihaleye çıkıp yapımına başlamak. Hemen hemen sürecimiz sona yaklaştı. İnşallah kısa süre içerisinde onun haberini de sizlerle paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, kitapçığımızın nadide işlerinden birisi Aksu bölgesindeki çöp alanının revizyonu. Yani ne demiştik? Çöpü çiçeğe dönüştürüyoruz. Denizle vatandaşımızı buluşturuyoruz. Bu bölgede arkadaşlar bir tahkimat projemiz var. Tahkimatla alakalı projemizin 2 hafta önce teknik altyapısı bitti. Onu bakanlığımıza gönderdik. Şimdi inşallah hedefimiz elden geldiğince hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde bir tahkimata başlayabilmek. Ama bu proje aslında tek proje değil. Yaklaşık 2'ye 3'e bölünen bir proje. Biz bu projenin ana yolun alt kısmında kalan yaklaşık 70 dönümlük arazisi üzerinde zaten geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmaya başladık. Boğacak Deresi'nin doğu ve batı kısmındaki alanlardaki yeşillendirme rekreasyon çalışmalarına başlamıştık. Bir ay önce de yaklaşık 50 milyon lira bedelle vatandaşımıza söz vermiş olduğumuz galericiler sitesi ve spor tesislerinin ihalesini yaptık. Yüklenici firma şu anda sanayinin karşısında ilk çöp alanının olduğu bölgede çalışmalarına başladı. İnşallah kısa bir süre sonra o bölgede yaklaşık 10 adet spor tesisine 45'e yakın galerici dükkanına sahip olacağız. Bu galerici dükkanların içerisinde bir kısmında ufak bir banka şubesi ve noter gibi sosyal ihtiyaçları da, ticari ihtiyaçları da düşünerek böyle bir planlama yaptık. Bu projemiz başladı, devam ediyor. Devam eden projelerimiz arasında inşallah kısa süre içerisinde onun bittiğini de sizinle paylaşmış olacağız. Değerli arkadaşlar, şehrimizi Karadeniz'in nadide şehirlerinden birisi olan Giresun'umuzu balığın merkezi yapacağız demiştik. Niye? Bizim tek geçim kaynağımız fındık değil. Balık da bu şehir için aslında çok görünmese de ciddi bir geçim kaynağıdır. Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma Bakanımızın destekleriyle başlandı. Şu anda gelip geçerken yolda herhalde görüyorsunuz değil mi? Keşap Tüneli'nin hemen çıkışında Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı yapılıyor. Bu balıkçı barınağının kenarında yaklaşık 50 dönümlük araziyi hava deposu. Arkadaşlar şunu başka bir yere koyabilir miyiz? Bu ötüyor galiba değil mi? Şöyle yapsak. Şöyle bir özür olur mu? Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı. Balıkçı barınağının kenarında 50 dönümlük arazi bıraktık. Niye? Bu arazi içerisinde soğuk hava deposu ve bir balık haleyi planlamamız var. Ulaştırma Bakanlığı tarafından burası yapıldıktan sonra inşallah Tarım Bakanlığı'na devredilecek. Dolayısıyla bizler de belediye olarak Tarım Bakanlığı'yla birlikte buradaki imalatımızı tamamlamış olacağız. Şehrimizin batısında kitapçığımızın değerli vaatlerinden birisiydi. Şehrimizin batısında bir plajlar bölgesi planlanıyor. Bu plajlar bölgesi tabii şehrimizin şöyle bir değeri var arkadaşlar, biliyorsunuz. Yapmış olduğumuz çalışmaların defaatle söyledik. Ana ekseninde turizm var.
Yani bu şehir turizm için gerekli olan her noktaya sahip. Nedir o? Deniz turizmi, doğa turizmi, ada, kale, tarih turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi, efendim inanç turizmi, ne derseniz hemen hemen hepsinden elimizde bir parça var. Dolayısıyla bizim ana eksenimiz bu. İşte bu plajlar bölgesi birinci etabını Haziran ayında açmıştık. Plajlar bölgesinin ikinci etabını da geçen ay itibariyle Turizm Bakanlığı'nın yatırım programını aldırdık. Yani Üre Deresi ile Gençlik Merkezi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda da Turizm Bakanlığı günübirlik bungalov tesislerle birlikte restoran, kafe gibi bir takım işletmelerle halk plajı inşasını inşallah kendisi yapacak ve kendisi işletecek. Sayın Bakanımız bu konuda da hızlı bir şekilde davranmayı da yine sağ olsun bizlere söyledi. Evet, gündemin konularından birisi SGK arazisi. Park ne oldu? Şimdi arkadaşlar, söylenecek çok şey var da. Tabii bir tartışmanın içine girmek arkadaşlarımız hedeflerinden birisi olduğu için. Bunlar tabii onlar seviyoruz onları. İyi insanlar, komik insanlar. Ama onlar eğlenmek için yer arıyorlar tabii. Bizim işimiz gücümüz var. Çalışıyoruz. Aslında derslerde çalışıp da bu konulara girmiş olsalar hiç sıkıntı olmayacak. Öyle de zaman kaybetmeyeceğiz. Bu arazi arkadaşlar SGK arazisi diye nitelendirilen arazi TOKİ'ye ait bir arazi. Yani TOKİ'nin özel mülkiyetindeki bir arazi. Bizler TOKİ'nin arazisinin bir kısmını alıp yeşil alan yapacağımızı burada taahhüt etmişiz. Bakın. Sonra TOKİ ile özel idare arasında bir takım takaslar sonucunda TOKİ'nin arazisi özel idareye geçti. TOKİ arazi üzerinde belediye dışında Çevre Bakanlığı kendisi düzenleme yaptı. Gerçi belediyesi yapmadı ya. Çevre Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi var. Çevre Bakanlığı kendisi düzenleme yaptı. Bu arazinin yarısından fazlasını 10.600 metrekaresini Giresun Belediyesi bedava bir şekilde TOKİ'den aldı. Yeşil alan olarak da park olarak da çalışmalarına başladı. Aslında o arkadaşlarımız arazinin yerini biliyorlar mı bilmiyorum ama bir ara tarif edelim de gitsinler baksınlar nasıl gidiyor çalışmalar. Geri kalan imara açılan kısımda da yarısı yeşil alan olarak bırakılmış bir alan. Yani bu arazinin 1/4'ü yeşil alan, 1/4'ü arazi sahibi tarafından imara açılmış bir alandır. Şehrimizi gereksiz tartışmalarla meşgul etmeyin demek istiyoruz yani. Biz kitapçıktaki taahhüdümüze harfiyen uyduk. Sizin haberiniz olmadığı zamanlarda da çoktan işimize başladık. Bu arazi TOKİ'nin şahsi malıydı. Ve sağ olsunlar Sayın Bakanımıza da tekrar TOKİ Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yarısından fazlasını zaten yeşil alan olarak Giresun Belediyesi'ne bıraktılar. Diğer yarısı da yine bir yeşil alan. Değerli arkadaşlar, bu kitapçık içerisinde detaylar var. Girmek istemiyorum. Plajlar bölgesindeki uygulamalarımız, efendim, tabii ana arterlerden yürüyelim. Onların hepsi yapıldığı için detaylara girmek istemiyorum. Bir hedeflerden birisi de aslında bizim için güzel, büyük, bu şehir için nitelikli projeler dediğimiz projelerin başında geliyor. Kale çevresindeki kentsel dönüşüm. Arkadaşlar, kale çevresindeki kentsel dönüşüm yine Çevre Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Şu anda bir tanesi Giresun Belediyesi'ne ait olmak üzere iki tane tescilli eser üzerinden ihaleler yapılıp
genel müdürlükler ödenek istendi. Diğer tescilli eserler Anıtlar Kurulu'ndan izini sırayla almaya başladılar, geliyorlar. Kamulaştırılan yerlerle alakalı görüşmelerin hazırlığı tamamlandı. Velhasıl kelam, kale çevresindeki kentsel dönüşüm çoktan başladı. Bu ne demek? Bu şehrimizin silüetine katkı demek. Kalenin niteliğini, kullanılabilirliğini, o görselini çok ciddi şekilde nitelikli hale getirmek demek. Şehre yeni bir zeytinlik mahallesi kazandırmak demek. Daha da önemlisi, turizm bölgesi dahilinde olan bu bölgelerdeki o turizme katkıyı sağlamak demek. Şimdi bu da bizim taahhütlerimizden birisi. Evet, devam edelim. Ne var buralarda? Şimdi şurayı görüyorsunuz. Buraya girsem mi bilmiyorum ama bu kitapçıklardan arkadaşlar, bu kitapçıklardan fazla bastıralım. Şimdi basın mensubu arkadaşlarımıza bir dahaki gelişlerinde de herkesin elinde birer kitapçık olsun isteriz. Sizlere verelim. Eğer sizin için sıkıntı olmazsa bu kitapçıktan bizi kontrol edin arkadaşlar. Şu gördüğünüz liste var ya, bakın, iki sayfalık liste. Bunun sadece birisiyle alakalı çalışmamız devam ediyor. Bakın, diğerlerini yaptık. Bu listeleri yaptık. Tamam, budur. Bizi kontrol edeceksiniz. Biz vatandaşımıza bunu söz vermişiz. Bizi kontrol edin arkadaşlar. Şimdi şu kitapçıkta değerli arkadaşlar, 2028 diye hedef koyduğumuz bu kitapçıkta dokunmadığımız, ki yazışma olarak dokunduk, fiilen söylüyorum, İki tane otopark haricinde hiçbir nokta yok. Neresi orası? Birincisi Endüstri Meslek Lisesi'nin orada, Milli Eğitim'in Endüstri Meslek Lisesi'nin yapımı ile alakalı bir süreci olduğu için bekliyor. İkincisi de depoy bölgesi. Orada da hukuki bir süreç var. İşte bu kitapçığımız 3,5 yıl içerisinde geldiğimiz nokta burası. Bizi bununla yargılayın. Bizi bununla sorgulayın. Ama oturup birileri gibi havadan üfürmeye kalkmasınlar. Havadan üfürmeye. Giresun'da kaç mahalle var desek bilmezler. 10 tane mahalle ismi say desek bilmezler. Bizi eleştirmeye kalkıyorsunuz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın, tamamlanan projelerimiz. Bunların içinde tek tük kitapçıktaki projelerimiz var ama bunları niye söylüyoruz? Bakın, bunlar bizim kitapçıkta vaat etmeyip ama göreve geldiğimiz zaman yaptığımız, yapmaya devam ettiğimiz ve planladığımız işlerimiz. Bir, başlayalım. Pazar Caddesi'nden başlamışız. Pazar Caddesi'ni şu anda bilmeyen var mı? Hastaneye gidip geliyorsunuz. Çok ufak bir imalatımız kaldı. Şehrimiz niye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar? Şehrimizi baştan üçe bölmüştük biliyorsunuz. Doğu, merkez ve batı diye planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Şimdi Pazar Caddesi Doğu bölgesinde nitelikli bir cadde haline geldi. Ulancak durağı girişi ilk geldiğimiz anda yaptığımız işlerden birisi. Anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama o bölgede, tabii o bölgede bir de şu var, kamulaştırmalar da yavaş yavaş, orayı bir meydan şeklinde düşünüyoruz. Şehrin bir meydanı olmalı. Girdiğiniz zaman şehre o meydan insanı karşılamalı. Zaten hedefte o belediye binasını uzun vadeli bir şekilde almış olmamız da bu anlamda bu sebepleydi. Bu arada belediye binamızla alakalı kira süremizi 20 yıla çıkarttık. Sağ olsun GMSF'de yapmış olduğumuz tüm işlemleri, masrafları da kiramızdan düştüğü için muhtemelen bir 8-10 yıla kadar kiramızı ödemiş sayılıyoruz ayrıca. Plajlar bölgesi birinci etabı söylemiştim arkadaşlar. Sahil yolu meydan aydınlatma. Arkadaşlar 17 kilometreyi ilk göreve geldiğimiz anda aydınlatmıştık. Şehir için büyük bir eksiklikti.
Artık o muhtemelen bu şehrin rutin haline dönüştüğü için o çoğu kimse belki onu hani bizim yaptığımızı da unutmuş olabilir. Ama ben arada bir hatırlatıyorum, geçmişe mal edilmesin diye. Bilgi evleri. Arkadaşlar, şu anda 3 tane bilgi evimiz var. Yaptık, bitirdik. Çıtakale'deki bilgi evimize de öğrenci kabulüne başladık. Kumyalı'da, Aksu'da ve Çıtakale'de 3 tane bilgi evi. Niye önemli bizim için? Şimdi gençlerimiz ilkokuldan ortaokulda, lisedeki gençlerimize biz bu bilgi evlerinde 27 alanda eğitim desteği veriyoruz. Halk eğitimden hocalarımızı alıyoruz, onlara destek veriyoruz. Onlarla birlikte gençlerimiz okulda kalan, arta kalan zamanlarında dışarıda tarla yapmaktan robotik kodlamaya kadar birçok alanda hocalarıyla beraber derslerine yardım ederek çalışmalarına devam ediyor. Ailelerimiz için önemli. Bunun sayısını hedefimiz hemen hemen bütün mahallelerimize yapabilmek. Sosyal girişimcilik merkezimiz şu anda bitti. İçerisinin tefrişatı yapılıyor. Sosyal girişimcilik merkezi bir anlamda aslında bir kuluçka merkezi. Yani girişimci gençlerimizin, girişim fikri olan gençlerimizin, başkaca fikri olan genç kardeşlerimize bir mekan hazırladı. Oralara da teknik destekler veriyoruz. Nerede bu? Epoy bölgesindeki binamızda. Aynı zamanda sizin de zaman zaman kullanabileceğiniz bir yer yaptık arkadaşlar. O ne? Profesyonel bir stüdyo. Arkadaşlarımız da oradan faydalanabilirler. Kale aydınlatma çevre düzenlemesi. Kaledeki aydınlatmaları anlatmamıza gerek yok. Belediye hizmet binası tek çatı altında topladık. Biraz önce söylediğimiz gibi. Şimdi hizmetler vatandaşımız tarafından aynı noktadan rahatlıkla alınabiliyor. Nihat Bey Caddesi. Arkadaşlar, cadde düzenleme işlemlerimize devam edeceğiz. Nihat Bey Caddesi. Şimdi bir süre sonra ihalesini yaptık. Fındıkçı arkadaşlarımız yoğun olduğu için oradaki süreci bekliyoruz. Kumyalı Caddesi'ne başlıyoruz. Caddelerin nitelikli bir şekilde dizayn edilmesi niye önemli biliyor musunuz? Caddeyi aydınlatıp nitelikli hale getirmek, aynı zamanda o bölgedeki ticari hacmi de genişletmek anlamına geliyor. İnsanların daha çok sosyalleşmesi, daha çok ticari ilişkiye girmesi demektir. Yine yöresel ürün pazarları kurduk arkadaşlar. Biliyorsun ilkini Çınarlar Mahallesi'nde kurmuştuk. İkincisini Bulancak Durağı mevkiinde kurduk. Üçüncüsünü Güre'de kurduk. Bunu da birkaç noktaya daha yapacağız. Buradaki hedefimiz de şehrimizde geleneksel halde olan köyden gelen teyzelerimiz, ablalarımızın ürünlerini rahatlıkla satabileceği, biraz daha yerel mimariye, geçmişte var olan mimariye uygun bir planlama yapmıştık. Cephe yenileme, sokak sağlıklaştırma. Albaslan Caddesi'ni biliyorsunuz. Yine sokak sağlıklaştırmalarımız devam ediyor. Kale sosyal tesisimiz, içinde bulunduğumuz tesisimiz. Makine, ikmal, bakım, onarım, temizlik işleri ve fen işleri. Arkadaşlar, şimdi belediye hizmet binasını tek noktada topladığımız gibi belediyemizin birimlerini, dışarıdaki hizmet birimlerini tek noktada topluyoruz. Bunu organize sanayi yolu üzerinde bir şantiye kurduk o bölgeye. Şimdi temizlik, makine, ikmal, efendim yarın öbür gün su kanal, şimdi fen işleri de orada, park bahçeler gibi bütün birimlerimizi o bölgeye aldık. Ayrıca depolarımızı da tek noktaya topladık. Önceden belediyemizde her birimin kendine ait deposu vardı. Şimdi depoları açık ve kapalı olmak üzere tek noktaya topladık organize sanayi içerisinde. Ve gelen aldığımız mallarımızın hepsini barkodlama işlemiyle barkodlu bir şekilde bilgisayar üzerinden giriş çıkışları yapıyoruz. Jeoradarla alakalı birkaç kez haber yaptık biliyorsunuz. Şehrimizin altının haritasını çıkartmaya devam ediyoruz. Bu biraz daha devam edecek bir süreç. Gerçekten teknik olarak
şehrimizdeki altyapıya bence çok ciddi bir katkı. Georadar sistemi şehrin altının belediye tarafından arşivlenip kayda alınıp dijital mecraya aktarılması demek. Bir şehir için, arşiv için, arşivleme için en önemli işlerin başında geliyor. Yenişehir mezarlığımız, biliyorsunuz bizden önce satın almıştı, oranın içerisine dizayn ettik, eksikleri de tamamlıyoruz. Aksu Şehir Hastanesi'nin karşısında yine sosyal tesislerimiz var. O bölgede biliyorsunuz şeyler yaptık, büfeler falan yaptık. Oralardan yine bu zamana kadar değerli arkadaşlar 21 adet araç kazandırmışız belediyemize 3,5 yıl içerisinde. Bunun şimdi mali değeri tabii şu andaki mali benim bildiğim sadece. Tabii bunlar hepsini hesaplamak lazım. Arkadaşlarımız bunu güncellememişler. Ama bunun mali değeri sadece aldığımız bu büyük binajörün mali değeri şu anda en az 15 milyon lira. Yani bu araçlar da nitelikli araçlar. Bizim açımızdan olması gereken şeyler. Sportif alanların belediyeye devri. Şimdi biraz sonra açıklayacağım arkadaşlar. Hani gündemde ne var? Arazi satışları falan deniyor ya. Bizim şimdi tabii sahil bandında şehrin içerisinde var olan bir takım sportif alanlar vardı. Bunların bakım onarımı da bir kısmı özel idaredeydi. Biz bunların hemen hepsini devraldık. Şehrin içerisinde amatör spora katkı için sadece efendim senelik malzeme desteğinin dışında aynı zamanda bu spor alanlarının niteliğini de artırarak onlara bulundukları yerlerde daha iyi hizmet verebilmek için orada çalışmalar yapıyoruz. Bunların hepsini devraldık. Değerli arkadaşlar, Gedikkaya Mahallesi'nde çöp rehabilitasyon alanı, onu söylemiştik biraz önce. Hayvan barınağımızda çok ciddi işler yaptık. Yani bu zamana kadar barınağın hem alanını genişlettik hem niteliğini artırdık. Ama bir projemiz var biliyorsunuz, onu planlanan projelerde devam edeceğiz. Elimizde var olan bir arazimiz vardı. Hayvanlarla alakalı bir birlik kurduk. Bu birlikle beraber şehrimizdeki hemen hemen bütün belediyelerin katılımıyla büyük bir hayvan barınağı projemiz var. Bununla alakalı proje ofisimizde bir projelendirme çalışması yaptık. Fakat bu projeler tabii coğrafi şartları çok müsait olmadığı için projenin duvar kısmı çok maliyetli çıktı. Şimdi bunu arkadaşlarımızla, belediye başkanı arkadaşlarımızla oturup tekrar değerlendireceğiz. Belki başka bir alan bakacağız. Maliyeti, duvar maliyeti olmadan bir şekilde içerideki nitelikli bir proje haline getireceğiz. Ama biz buna rağmen kendi hayvan barınağımızı daha nitelikli hale getirdik, büyüttük. İçeride ufak bir klinik kurduk ve hamdolsun hayvan bakılıyordu, kısırlaştırıyordu, efendim ilgileniyordu, tartışmalarını artık geride bırakmış oldu. Yine açık ve kapalı balkonlu malzeme deposu biraz önce bahsetmiştik. Arkadaşlar bunlar bitirdiğimiz projelerimiz. Şimdi devam ediyoruz. Biraz önce bahsettik. Biraz daha hızlı geçeceğim. Farkındayım sıkıldınız ama daha var arkadaşlar. İsterseniz anlatayım mı diye. Evet, Millet Bahçesi'nden bahsettik. Devam ediyorum. Atık su projesini biliyorsunuz. Şehrin bence önemli işlerinden birisi. Biz bunu defaatle anlattık, böyle kuyruğundan yakaladık. 10 sene boyunca işlem yapılmadığı için. Bu proje İPA 3 projesi. Yaklaşık 27 milyon euroluk bir proje. Bunun %13'lük kısmı yine belediye tarafından karşılanacak ama %87'lik kısmı da Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. Şehrin altyapısının arıtmaya bağlanması. Bakın bu şehir bir daha böyle bir proje yakalayamaz. Bu projeyi uzun vadeli olarak neredeyse kuyruğundan yakaladık, bürokratik engelleri aştık ve bu hale getirdik. Şu anda çalışıyor.
Ve daha önemlisi şu, plajlar bölgesi yapıyoruz. Plajlar yapıyoruz. Bu plajlar inşallah bu proje bittikten sonra mavi bayraklı plaj haline dönüşecek. Onlara mavi bayrak alacağız. Yine üst geçitlerde asansör çalışmamız devam ediyor. Kumyalı Fatih Caddesi'ndeki yenilememiz devam ediyor. Engelsiz yaşam merkezimiz bitmek üzere. Güre Gençlik Merkezimiz. Arkadaşlar, Güre Gençlik Merkezi dediğimiz merkez Güre'de belediyemize ait arazi üzerinde nitelikli bir proje yaparak üniversite gençliğimize 24 saat esaslı ders çalışma mekanı, bir kütüphane kuruyoruz. Bu bütün üniversiteli gençlerimize belediyemiz tarafından her zaman açık olacak. Bunun bir kısmını, ben huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum, bir kısmını Enver Yücel Bey finanse ediyor. Kendisinizle tekrar teşekkür ediyoruz. Bunun ihalesi de yapıldı. İnşallah kısa süre içerisinde yapımına da başlanacak. Çocuk Trafik Eğitim Parkı. Bunun da altyapısı bitti. İnşallah bunun da hazırlıkları kısa süre içerisinde başlamış olacak. Kale mevki restorasyon çalışmaları. Herhalde şeyden bahsediyoruz. Kale çevresindeki biraz önce bahsettiğim kentsel dönüşümden. Gemiler Çekeri'ndeki Üç Kayalar Balıkçı Barınağı'nda. Orada da bir takım iyileştirmeler yapacağız arkadaşlar. Onunla alakalı da chat raporları işlemleri bitti. İnşallah Ulaştırma Bakanlığımız üzerinden orayı da takibini yapıyoruz. Zabıta noktamız semt spor sahaları Aksu Çıtlakkale ve Erik Liman'da. Bu sahalarımız arkadaşlar hemen hemen bir tanesinin inşaatı bitti. Diğer ikisinin de bitmek üzere. Balıkçı Barınağı'ndan bahsettik. Doğu Park'tan bahsettik. Bilgi evlerimizden bahsettik. Yöresel pazar yerlerimiz. Onlardan bahsettik. Sokak başında hediyelik eşya ve meydan düzenleme demişiz. Şimdi tabii biz bu şeyde görsellerini getirmedik. Her bir gün görseline bakmaya kalksak zamanımız çok daha fazla olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi sokak başı, tabii bulunduğumuz mevki, kale çevresi, Zeytinlik, efendim Kapı Mahallesi ve bu bölge genelde şehrimizin ilk kuruluş bölgesi, tarihi noktaları. Sokak başı da bunlardan birisi. Sokak başında bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlememiz mevcut otoparkın üst kısmına nitelikli bir iş yeri ve semt pazarı şeklinde öteden beri devam eden geride kadınlar pazarı şeklinde bir pazar kuruyoruz. Karşıdaki esnafımızı o bölgeye alacağız. Karşı tarafta da güzel yeşil alan açıyoruz arkadaşlar. Bir park yapıyoruz. Niye? O arkadaki o kötü görüntüyü kaldırıyoruz. Arkadaki o ikinci Zeytinlik Mahallesi diye nitelendirebileceğimiz evleri de açığa çıkartmış oluyoruz. Burası şehrimizin turizmine de ayrıca katkıda bulunabilecek bir yer. Bunun inşaatı başladı arkadaşlar. Burada devam ediyor. Yine Aksu Mahallesi'nde hastane karşısında köprü yapımı. DSİ tarafından arkadaşlar hastanenin acilinde çıkan hemen karşıda yer alan kısımda bir köprü inşaatı yapılıyor şu anda. Bir ara başlanacaktı fakat oradaki müteahhit arkadaş da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden yayınlandığı için tabii beklemişti. Bu tekrar şey yaptı. Tekrar ihale edildi. Şimdi 20 metre genişliğinde, yaklaşık 100 metre uzunluğunda dereli yolu üzerinden hastanenin aciline direkt çıkılabilecek bir köprü inşaatı şu anda başlıyor. Girmar Market, depoy mevkiinde bir sosyal marketimiz var arkadaşlar. İhtiyaç sahibi olan insanlarımızın rahatlıkla çok fazla deşifre edilmeden rahatlıkla gidip alışveriş yapabileceği, bedava ihtiyaçlarını giderebileceği bir marketimiz var. Gençlik açık ofisimiz yine depoy bölgesinde, biraz önce bahsetmiştim. Yine Botanik Park'ta da bir turizm danışma ofisimiz. Bunlar devam eden işlerimiz.
Bir de arkadaşlar tabii standart işlerimiz var. Onlar nedir? Onlara da hızlı bir şekilde okuyup devam edeceğim. 3 çarpıya 3,5 yılda ne yapmışız? Bakın. 70 bin ton asfalt. 23 bin metre yeni yol açmışız. 18 bin metreküp beton yol yapmışız. 15 bin metreküp taş duvar ve tahkimat yapmışız. 175 bin metrekare parke ve yol kaldırım yapmışız. 5500 metre perforje korkuluk yapmışız. Yine 1409 metrekare şev tel ağı güvenliği yapmışız. 7950 metrekare kaldırım baskı beton, 5 adet muhtarlık evi yapmışız. 3000 metreye yakın lento yapmışız ve 19 tane tuvaleti tamiratını yapmışız şehrimizde. Bu arada muhtemelen vardır. Tuvaletlerde biliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 40-50 civarındaki tuvalet bakım, onarım ve temizliği belediyemize ait şehrimizde. Günübirlik ekiplerimiz temizliğini yapıyor, onarımları devam ediyor. Turizme bir katkı olsun diye de onları ücretsiz hale getirdik. Yine park bahçelerimizde 54 adet parkımız vardı arkadaşlar bu zamana kadar. 54 adet parkın 54'ünü de bakım ve onarımdan geçirmişiz. Yine 15 adet yeni park ve peyzaj alanı yapmışız. Aynı zamanda 15 adet yeni park ve peyzajın da şu anda yapımı devam ediyor. Dolayısıyla şehrimizde var olan 54 parkımız 84 parka çıkıyor 3,5 yıl içerisinde. Yani 30 adet parkı şehrimize peyzaj alanlarıyla birlikte kazandırmışız. Yine 65 bin metrekare peyzaj düzenleme ve 7 adet şehirde görsel yapmışız. Bu çalışmalarımız da bir taraftan tabii bu son yıl içerisinde biraz daha yoğunlaşarak devam edeceğiz. Altyapıda 8750 metre asbest boru değiştirmişiz. 5 adet içme suyu derin kuyu açmışız. Yine 187500 metre hat çekmişiz. İçme suyu şebeke, terfi ve abone hattı şeklinde. 657 adet içme suyu motor ve malzeme alımı yapmışız. Ve 37000 metrekare de kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çekmişiz arkadaşlar. Sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilikte de arkadaşlar bu zamana kadar yaklaşık 450 bin lira civarında maddi yardım ve yaklaşık 18 trilyon eski parayla yeni parayla 18 milyon lira civarında da aynı yardım yapmışız. Kitap fuarımız var. Biliyorsunuz bu cumartesi yine saat kaçta açıyoruz? Saat 2'de mi? 4'te mi açıyoruz? 10'da mı? Sabah 10'da mı açıyoruz? Evet, kitap fuarımızı açıyoruz. Bu sene üçüncüsünü yapacağız. Pandemiden dolayı bir ara vermiştik. Kitap fuarlarımız çok ilgi görüyor arkadaşlar. Geçen sene yaklaşık 65 bin kişi gelmişti. Toplamda 110 bin kişi fuarımızı ziyaret etmiş. Zaman zaman konserler veriyoruz. Efendim tiyatrolar düzenliyoruz. Bunların sayısal olarak yani hepsini anlatmaya gerek yok belki ama ciddi ilgi gören konserlerimiz, tiyatrolarımız var. 350 sahneleme yapmışız bakın. Sosyal marketimiz biraz önce bahsettik. Evde temizlik hizmetlerimiz var arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 100 aileye evde bakım ve temizliğe gidiyoruz. Bunu 2,5 yıldır devam ettiriyoruz. Bu hizmetimiz de ciddi bir ilgi görüyor. Yine gıda yardımlarımız var, sosyal kartlarımız var, destek görüyoruz. Aşevimizi kurduk. Bundan sonra hızlı bir şekilde oranın da faaliyetini hızlandırıp sizinle paylaşacağız. Ve gençlere internet gibi desteklerimiz oldu. Değerli arkadaşlar, planlanan projelerimizi çok fazla detaya girmeden hızlı bir şekilde hemen söylemek istiyorum. Plajların ikinci etabı Cinamet Pazarı'ndaki kentsel dönüşüm otoparkımız, sebze meyve halindeki
Yine bir imalatımız var. Bunlar kat karşılığı. Cumartesi pazarının orada yine otoparkımız. Yöresel üretim fabrikamız var. Onunla alakalı yer temini yapıyoruz şu anda. Özgürlük yolunda bir düzenleme düşünüyoruz. Yine hayvan barınağından bahsettik. Cephe yenilemelerinden bahsettik. İçme suyuyla alakalı arkadaşlar. DSİ'ye biliyorsunuz DSİ tarafından iki su bölgesinden bir içme suyu planlamamız var. Bu içme suyuyla alakalı bu sene inşallah hedefimiz bunu yatırım programına aldırabilmek. Bu 3 tane ilçenin, merkezin ve köylerin içme suyu ihtiyacını giderecek. Sıfır atık tesisi projemiz, fındık müzesi, güneş enerjisiyle alakalı 3.3 megawattlık izin aldık. Alışa bölgesinde bir yer kiraladık. Şimdi akabinde diğer kısımlarını da tamamlayacağız. Takimattan bahsettik, bilgi evlerinden, bisiklet ve yaya yollarından, yürüyüş yollarından, biliyorsunuz yürüyüş yollarını burada söylemedik ama şehrimizin doğusunda ve batısında 2-3 noktada yürüyüş yolu yaptık. Bisiklet ve yürüyüş yolu şeklinde bunların tekrardan eklemeler yapacağız. Boztekke Caddesi'ndeki yenileme hedefimiz, Katlı Otopark'tan Nizamiye Mahallesi'nden bahsettik. Erik Liman'ın olduğu bölgede bir kavşak var arkadaşlar, biliyorsunuz. Orayla alakalı o kavşağın hemen sahil bandında gayrimenkulü tahsis aldık. Milli Emlak'tan valilikteydi, valilikten tahsis aldık. Oraya şimdi yöresel fındık ve yöresel bir dükkan şeklinde şehrimize uğrayan, ziyarete gelen insanların rahatlıkla uğrayabileceği bir nokta yapacağız. İstiyoruz ki orada bir satış bölgesi oluşturalım. Güzel bir projelendirme yapıyoruz. Bu projenin akabinde Giresun şehrine gelelim. Herkesin yöresel ürünleri, bilhassa fındığa rahat ulaşabileceği bir mekan oluşturuyoruz orada. Ülfer bölgesinde biliyorsunuz 50 dönüme yakın bir yer kamulaştırdık. Şimdi bütün şantiyelerimizi buraya taşıyoruz. Kumçakıl konkresörümüzü yine zamanla o bölgede asfalt şantiyesi ve beton şantiyesi de kurup tabii bir planlama yaptık. Bir hayvan kesimhanesi ve hayvan pazarında yine o bölgeye yerleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi çok detaya girmedim farkındaysanız. Tabii hedef ne? Hedef şu, çok fazla sizleri sıkmadan saat 13 müymüş? Değerli arkadaşlar, kitap fuarımız saat 13'te açılıyor. Evet. Bir de tabii gazeteciler cemiyetine bir yer sözümüz vardı. Bekir abi yok mu bugün? Var. Geldi mi? Bekir abi sesin çıkmıyor, evet. Bunu sokak başındaki o imalat içerisinde inşallah gidereceğiz arkadaşlar. Yani o bölgede inşallah o binanın içerisinde de güzel bir yer tahsisi yapacağız. Değerli arkadaşlar, çok fazla uzatmayalım. Sorularınız olacaktır. Ama ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Son dönemin gündem konularından. Efendim arsa satışıydı, girişiydi falan. Bakın, çok tartışma içerisinde girmek benim tarzım değil. Az çok biliyorsunuz. Şehrin belediye başkanı olarak da siyasi tartışmalara girmenin çok anlamlı olduğu kanaatinde değiliz. Biz icraat makamındayız. Biz işimizle kendimizi gösteririz. İş yaparız. Yaptığımız işlerle de değerlendirilmeyi isteriz. Onun için zaman zaman böyle bir takım efendim yemler atılıp tartışmaların içerisine çekilmek gibi bir çaba var ama oralara çok gelmeyiz arkadaşlarımız. Bizim işimiz tartışmak değil ama kamuoyunda doğru bilgilendirmek lazım. Bakın bir örnek vereyim size. Şimdi Giresun Belediyesi arsa satıyor. Giresun Belediyesi bir kere sorulması gereken soru, baştaki soru şu. Yaptığınız işlerle sattığınız arsalardan aldığınız parayı nereye harcadınız? Bize bunu sorun. Çünkü biz bunu böyle söyleyenlere de siz geçmişte sattığınız arsalarla, arazilerle ne iş yaptınız diye soruyoruz, cevap gelmiyor. Cevap bekliyoruz. He. Bize bu şekilde
10 yıllık iktidarınızda hangi işi yaptınız? 3 tane iş sayın dediğimiz zaman ne sayacaksınız? Ben söyleyeyim size. Gazi Caddesi'nin altını betonladınız. Albasan Caddesi'nin altını betonladınız. Oraya bir taş yapıştırdınız. Şimdi gelen taşı kırıp gidiyor. İmalatınız da bu. Şimdi bakın 2009 ile 2019 arasında ne kadar, bak ne kadar diye CHP tarafından kamulaştırılmış. Toplamda 8 dönüm arazi kamulaştırılmışlar. Yani kentin muhtelif yerlerinde 8 dönüm arazi kamulaştırmışlar. Bizler ne yapmışız? Bak 3,5 yıllık süre içerisinde kamulaştırmayla birlikte tahsislerimiz var. Kamulaştırmayla birlikte takaslarımız var. Efendim kiraladığımız alanlar var. Sadece şunu söyleyeyim. 10 yıl içerisinde 8 dönüm arazi kamulaştıranlar, arazi alanlara karşılık biz 3,5 yıllık süre içerisinde takas ve bedelli olarak yaklaşık 200 dönüm arazi almışız. Tahsis ve diğer yöntemlerle de 534 dönüm araziyi Giresun Belediyesi'ne kazandırmışız. Var mı size böyle? Hadi. O anlattığınız SGK arazisindeki 10,5 dönüm de Giresun Belediyesi'ne geçti. Peki ne satmışsınız? Onu da söyleyelim. Ne satmışsınız onu da görelim bakalım. Toplamda bakın. Evet. Arsa satışları. 32 dönüm arazi satmışsınız. Arazi sattı diyorsunuz ya bize. 10 yıllık süre içerisinde 32 dönüm arazi satmışsınız. 31.942 metrekare arazi satmışsınız. Biz ne yapmışız? Biz de 3,5 dönüm, 3,5 yıllık süre içerisinde 13.600 metrekare arazi satmışız. Peki olabilir. Yani 32 dönüm değil de bana göre 132'de satabilirdiniz. Çünkü aslında arazi satıp almak belediyenin iş yapması gerektir. Soru şu. Siz bu 32 dönümlük araziyi nereye harcadınız? Hangi işe harcadınız? Bize de sorun. 13 dönümlük araziyi sattınız, onu neye harcadınız diye sorun. Bak anlattım biraz önce. Burada yok muydunuz? Görüyorsunuz değil mi? İsterseniz yeniden anlatabilirim. Ben bıkmam yani. Değerli arkadaşlar, bakın. Şimdi söylüyorum. Söylüyorum. Tamamlanan projelerimizin bedeli 359 milyon lira yapıldığı tarihte. Güncellersek bunu 1 katrilyon 300 milyon. Yeni parayla 1 trilyon 300 bin lira. Buyur. Devam eden projelerimizin mali 600 milyon lira. Yeni parayla 600 bin lira. Buyur. Ben hesap vermeye hazırım. Bakın arkadaşlar, şehrimizin sorması gereken soru bu. Bu şehrin sahibi sizlersiniz. Bu şehirde yapılan işlerin nereye, ne şekilde gittiğini teker teker hesap sorun, bize de sorun ama herkese sorun. Öyle havadan üfürmeye gelmiyor. Havadan üfürmeye gelmiyor. Söyledikleri yerin gidip de şu yeri bulun desem bulamayacak arkadaşlarımız bize buradan havadan sallıyorlar. Öyle bir yöntem yok arkadaşlar. Öyle bir yöntem yok. Bakın eğer konuşuyorsanız herkes elinde belgeli konuşsun. Onun için söylenecek çok şey var ama mesele bir tartışmanın içerisinde olmak.
Mesele yaptığımız işler, neyi yaptığımız, neyi yapamadığımızı da burada konuşmak. Burada şehri bir tartışmanın içerisinden ziyade şehri bir imalatın, şehre kazanımın içerisine sokmak lazım. Onun için çok fazla detaya girmek istemiyorum ama eğer detay istiyorlarsa, evet, detay istiyorlarsa arkadaşlarımız, bakın, bütün detaylarım da var. İsterseniz sizinle bunu detaylı bir şekilde de paylaşabilirim. Bu arada, evet, gümrük binasından bahsetmedik. Gümrük binasını arkadaşlar tahsis aldık. Yani şehrimizin belediyesinin artık yeni bir fuaye alanı var. Yine üst katta nitelikli bir konferans salonu var. Bu tabii bütün şehrimizin hizmetinde. Giresun Belediyesi'ne geçmesi demek, şehrin bunu ihtiyacı olduğu anda kullanması demek. Biz çünkü oranın nitelikli bir şekilde bakımı, dizaynı da içerisinde yapmaya çalışacağız. Bu şekilde olursa da şehrin bütün imkanlarını vatandaşımıza açmış olacağız. Bu tabii 450 kişilik salon, 2400 metrekareye yakın da orada bir fuaye salonumuz var. Şimdi inşallah kitap fuarıyla tekrar devam ediyoruz. Tabii bilgi evlerimizde toplamda şu anda 1500 öğrencimiz varmış. Evet, bunlar tekrar sanat atölyelerinde devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, çok daha uzatmak istemiyorum. Muhtemelen sorular vardır. Onlarla devam edelim. Ben hepinize, beni dinlediğiniz için sabırla, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.